MSV'den çıkan öğrencilerimizin, koçluğunu yaptığımız öğrencilerin genel durumlarına baktım açıkçası ben geçen gün. Yani 113'ler, 112'ler, işte bir tane öğrencimiz işte 108, diğer öğrencimiz 94-95 bandı. Ya bunlar çok önemli açıkçası. Hani bantlar, o yüzden de hani bu netleri görmemiz beni açıkçası evet diyorum, yorulduğuma değdi. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Senin dikkatini çektim ama ben şeydeyim. MSÖ'de şeker verilmiyor ya Hı, sınavlar. Ben evet. ona biraz takılıyorum. Neden Niye? takılıyorum? Neden? Çünkü bak bizim zamanımızda önceden neydi? Adamlar şeylerde sınav giriş noktalarında kesme şeker satarlardı, değil mi? Evet, aynen. Önceden bizde arkadaşlar şeker olayına çok önem verirdi. Herkes kendi kalemini getirirdi. Kendi silgimizi, kendi kalem tıraşımızı getirirdik. Kendi şekerimizi getirirdik. Kendi suyumuzu getirirdik. Evet, Kimse karışmazdı kimse buna. karışmazdı. Şeker Kimse. olayına çok büyük önem verilirdi. Çünkü insanın o sınav esnasında yoğun performans sergiliyorsunuz ve şeker oranı düşüyor. Şeker oranı düşünce beyin bir yerde duruyor. Evet, bir yerde stopluyorsun. Bir yerde stoplar. Şimdi çoğunuzun başına geliyordur bu. Bir yerden sonra artık beyniniz çalışmamaya başlıyor, değil mi? Bize o zaman televizyonlarda bangır bangır söylerlerdi. Derlerdi ki o an geldiğinde şeker alın. Şeker alın ki bir anda toparlarsınız. Mesela bu benim başıma geldi. Gerçek sınavda başıma geldi. Sınav esnasında bir anda beynim durdu ve hiç işlememeye başladı. Yani hayır çikolata yiyip girmeyin. Hayır çikolata yiyip girme. Bir dakika sonunu bekle öyle bir şey yapmayın. Şu olay sınav esnasında gerçekleşiyor, tamam mı? Sınav esnasında mesela benim beynim durdu ya. Abi 5 dakika boyunca okuduğumu anlamıyorum. Sizin Evet. başınıza geliyor ya. Ay okudunuz normalde anlarken bir anda bir süre sonra anlamamaya başlamanız şekerin etkisi, tamam mı? Şimdi o anda şeker almanız gerekiyor. Bir anda motorun tekrar çalıştığını göreceksiniz zaten. Ama MSÖ 2 senedir vermiyor abi. Vermiyor. Vermiyor. Ben çok olmuştum. İstanbul Erkeğin öğrencileri vardı Hı. ya. Ya adam yani Türkiye derecesi yapacak bir adamı binlerce kişi geriye atar bu durum. Tabii Şeker ki. olmazsa. Şimdi ama girişte de kontrol ediliyormuş, verilmiyor. Öyle bir durum. TYT'de de inşallah verirler. Çok büyük sıkıntıdır. Hatta deneme sınavlarına giriyorsanız kendinizi test edin. Mutlaka çünkü şu andaki öğrencilerin çoğu bu durumu bilmiyor. Şekerin ne kadar önemli olduğunu bilmiyorsunuz. Deneme sınavlarınızda belli bir yerden sonra beyninizde durma oluyor ya, işte bu sizin kafanızın çalışmamasıyla alakalı değil. Bu şekerin bir hani Glikoz. evet glikoza ihtiyacınız var onun da ve bunu almanız lazım. Şimdi beyin çok fazla efor sarf ediyor gerçek sınav esnasında ki normal denemede durmasa bile gerçek sınavda durur. Çünkü inanılmaz bir odaklanma Bir stres de gerçekleşiyor. var. Üstüne Tabii stres ki. de var yani. Stres, baskı. İnanılmaz bir odaklanma gerçekleşiyor orada ve mutlaka bu durumla karşılaşacaksınız. Bazılarında yavaş yavaş durur, bazılarında aniden, ben de aniden duruyordum. Ben de küt bir durdu gitti. Bak ben onun önlemini nasıl alıyordum biliyor musunuz? Yani şöyle bir şey yapıyordum. Sınav seneme hazırlanırken bizim açıkçası okuduğum birkaç kitap vardı. O zaman işte neydi? Yerim Seni, ÖSS miydi neydi? Öyle kitaplar vardı açıkçası. Tam hatırlamıyorum ne olduğunu. Şimdi o kitaplarda okuduğum kadarıyla bazı şeyler edindim böyle. Adam diyor, adam aynı Şahin Hoca gibi işte şeker yiyin mutlaka. Şekerli bir şeyler yiyin. Hani yani gerçekten şekerli bir şeyler yediğiniz zaman beyninizin daha iyi çalışacağını, daha iyi performans sergileyeceğinizi zaten biliyorsunuz. Ama size çok enteresan bir bilgi vereyim arkadaşlar. En kuvvetli yani en sürdürülebilir uzun süre şekerli bir besin olarak neyi düşünürsünüz biliyor musunuz? Mesela izleyenler arkadaşlar yorumlara yazsın mesela. Ne olur? Mesela şeker, evet mesela şeker veriyorlar değil Turizm mi? aklıma gelir. Efendim? Turizm Kuru aklıma üzüm gelir. mesela güzel, evet. Hani başka ne olabilir mesela? Hani çok enteresan. Hani var mı yorumlarda arkadaşlar söylemek isteyen? Mesela çok enteresan. Söyleyeyim ben size. Haşlanmış patates. O Aynen. Haşlanmış nişasta patates. var. Oha mı? Aynen. Full nişasta. Ve direkt beyin enerjisi yani. Full yani. A'dan Z'ye erken. Nişasta olup olmadığını bilmiyorum ama. Haşlama, evet haşlama patates. Yani olamaz böyle bir şey. Ve ben sınava girmeden önce denedim bunu. Gerçekten. Yani deneme sınavlarından önce full deniyordum. Gerçekten de bu kadar uzun süreli sürdürülebilir böyle bir sınava odaklanma ben daha önce yaşamamıştım.
Yani mesela o şekeri alıyorsun ya, o da güzel bir şey. O ayrı bir şey. Ama sınavdan yarım saat önce, hani oraya gitmeden önce, yolda çekeceksiniz, oraya gitmeden önce çok basit bir şekilde bir tane haşlama patates, bir tane de haşlama yumurta yiyeceksiniz. Sınava gireceksiniz. Direkt olarak böyle yapmanız lazım. Selim arkadaşım burada çok güzel bir mesaj atmış. Demiş ki, çok pardon. Ne demiş Selim? Hocam sınava girmeden bir kuzu bitirsek mükemmel olur. Tantır olmasına dikkat et. Yani kuyu açıp kuyuya atmalı. Bir dakika. Mutlaka ama bak. Sınavdan önce sabahın köründe yemelisin Selimciğim. Yoksa öbür türlü fayda etmez. Geceden yiyeyim sabah beni idare ettin diye bir şey yok. Onu söylemem lazım. Sınavdan önce yiyeceğiniz şeker yerseniz o çok kurtarır. Sınavın ortasında yemeniz gerekecek. Onu söyleyeyim size. Sınavdan önce beslenmenizi iyi yapın ama şekeri sınav esnasında almanız gerekiyor. Ya bizim zamanımızda adamlar kesme şeker satıyordu. Evet evet, sınava girerken. O kesme şekeri bir de pahalı satıyordu. Şu anda girsen 100, yani normalde sistem aynen devam etse, çünkü şekerini sınava götürmeyi unutanlar olurdu. Bir tane bildiğimiz o beyaz kesme şeker var ya, şu anda 100 TL'ye satarlardı kapıda. Aynen. Çok değerli bir şeydi ama herkes biliyordu bunu. Ay, şimdi yani. Çok garip. Okullarda öğrencilere söylemiyorlar. Hiçbir yerde öğrencilere söylemiyorlar. Ben şaşırıyorum yani. Bir de ya bunu bak, sadece yurt içinde de değil, yurt dışı sınavlarını hazırlanan öğrencilere de söylüyorum. Diyorum ki haşlama patates yiyeceksiniz ya. Sınavdan önce bunu yiyeceksiniz diyorum. Bak bana güvenin diyorum. Hocam siz bize dalga geçiyorsunuz diyorum. Ha, ya ne? Yemin ederim ilk defa dalga geçmiyorum bak. İlk defa öğrencilerimle dalga geçmiyorum. Çok net bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Diyorum ki sınavlarınızdan önce haşlama patates yiyeceksiniz. Bence çok net. Direkt beyin enerjisi yani. Başka hiçbir şey değil. Ben bir deneyden bahsedeceğim. Hı-hı. Bu biyoloji dersine gelen bir kadın bayan hoca vardı. Amerikalı. Kadın şöyle bir şey anlatmıştı. Amerika'da yapılan bir deneyden bahsediyor. Deney ve kontrol grubu oluşturuyorlar ya. Şimdi deney grubunda şöyle bir öğrencilere sınav yapıyorlar. Yine Hı-hı. uzun bir sınav. Hı-hı. Deney esnasında şimdi öğrencilerin bir kısmına çikolata veriyorlar. Hı hı. Ama çikolata şöyle, sınav esnasında yanınızda bulunacak çikolata ama yemeniz yasak. Evet. Şimdi deney grubu bu, tamam mı? Diğer bir grup daha var, onlara çikolata hiç vermiyorlar. Hı hı. Bak hani bir grupta hiç çikolata yok, bir grupta çikolata var ama yemek yasak. Ya kadın şunu söylemişti, önünde çikolata olan öğrenci grubu daha başarılıydı. Hı. Sebep, şimdi kadının açıklaması şu, yani oradaki deneyi yapanları, çünkü yüzlerce öğrenci üzerinde bu deneyleri yapıyorlar. Açıklamaları şu, şimdi normalde şeker glikoz oranı düşünce beyin karaciğere diyor ki ya diyor, yani böbreğin çalışması, çünkü her şey glikozla çalışıyor, enerji bu şekilde veriliyor. Diyor ki işte böbreğe, şuraya, buraya, her yere, yaşamsal faaliyetlere kullan glikozu, bana gönderme diyor. Böyle olunca siz sorularda artık kafanız çalışmamaya başlıyor ya. Çünkü enerji alamıyorsunuz. Evet. Karaciğerden. Enerjiniz kalmıyor. Ama orada çikolata olunca beyin şunu yapıyormuş abi. Diyormuş ki bak orada enerji var. Sen bana göndermeye devam et. Zorda kaldığında yiyebileceksin. Çünkü çok zorda kalırsan ona uzanıp yiyebiliyorsun. Bu yüzden sadece öğrencinin yanında çikolata bulunması bile başarı oranını artırabiliyor. Bu şeker meselesi çok önemli. İçinizde TYT'ye, AYT'ye girecek olanlar var. Ya ben şey diyorum kendi öğrencime, yani olabilir belki de TYT'de, AYT'de vermeme ihtimalleri var. Mesleği ikisini de yok, vermediği yok, için. Yok verirler. TYT'de AYT'de vermeme ihtimalleri var. Mesleği de vermek lazım. Abi o ayrı, onu bilmiyorum. Ama inşallah verirler.